Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Nokia Lumia 720. Nokia tarafından 2013 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Nokia 2012 Eylül'ünden bu yana Windows 18 cihazlarını tanıtıyor. İlk başta Lumia 920 ve Lumia 820 tanıtılmıştı. Bu telefonların ardından yıl sonuna doğru Lumia 620'yi görmüştük. Şubat ayında tanıtılan Lumia 720 elimde tuttuğum telefon ve Lumia 520 ile birlikte seri biraz daha doldurulmuş oldu. Baktığımızda her fiyat segmentinde bir Nokia Lumia telefonunun, Nokia Windows 18 telefonunun bulunduğunu görüyoruz. Elime tuttuğum telefonda 999 liralık fiyatıyla 1000 lira seviyesini, 1000 lira segmentini dolduran Lumia 820 ve Lumia 620 arasını dolduran bir telefon. Nokia Lumia 720'de 4.3 inç, 480x800 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunuyor ve bu ekranda Clear Black teknolojisi kullanılıyor. Derin siyahlar dikkat çekiyor. Görüş açısı da oldukça iyi. Baktığımızda ekrana baya bir yandan baktığınızda bile renklerin korunduğunu görüyorsunuz. Lumia 820'de de 4.3 inç 480x800 ekran vardı. Ve 620'de de yine 480x800 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Tabii ki Lumia 620'nin ekranı daha düşük boyutlu, köşeden köşe uzunluğu daha düşük olan bir ekrandı. Baktığımız yani şu görmüş olduğunuz ekranın Lumia 820 ile kullanılan ekran malzemesi dışında aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Lumia 920'deki ekran 1280x768 piksel çözünürlüklü ekran canlı kutucukları, görüntüleri, fotoğrafları, videoları daha iyi gösteriyor. Ancak bu görmüş olduğunuz 480x800'lük çözünürlükte 4.3 inçte çok kötü durmuyor. Canlı kutucukları, menüleri hepsini rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Yani görsel kalite açısından baktığımızda Lumia 720 tatmin edici. Tasarıma bakalım. Tasarımda Lumia 720'nin, Lumia 820 ve Lumia 920'nin bazı izlerini taşıdığını görüyoruz. Lumia 920'deki polikarbon tek kalıp tasarım Lumia 720'de de karşımıza çıkıyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi kenarlar, köşeler yuvarlatılmış Lumia 820'de olduğu gibi ve yine söylemek gerekirse biraz telefonun tasarımı HTC Windows Phone 8X'e de benziyor. Her iki telefona da ekran kapalıyken baktığınızda aradaki farkı ayırt etmeniz biraz zor oluyor. Ancak Nokia ve HTC logolarıyla iki telefonu ayırt edebilirsiniz. Çünkü her iki telefonda polikarbon madde kullanılmış her iki telefonda da ve her ikisi de yuvarlatılmış kenarlara sahip. Tabii HTC Windows Phone 8X Lumia 720'ye göre biraz daha ince, onu da söylemek gerek. Her neyse, söyleyeceğimiz Lumia 720'nin tasarımı beğenimizi kazandı. Sağlam duran, fazla bir oynama yapmayan bir cihaz. Çünkü herhangi bir kapak yok. Pili sabit. MicroSD kart yuvası 64 GB'a kadar destekli MicroSD kart yuvası telefonun solunda yer alıyor. Üstte de microSIM kart yuvası var. Her iki yuvayı da açmak için bir sivri uçlu cisimle deliğe sokmanız ve tepsiyi yerinden çıkarmanız gerekiyor. Üstte yine 3.5 mm'lik kulaklık şakı dikkat çekiyor. Tuşlar genellikle sağ tarafa yerleştirilmiş. Ses, güç butonu ve kamera tuşu var. Özel bir kamera tuşu bulunuyor. Ekranın altında da Windows 18 navigasyon tuşları var. Tabii yine siz dokunmatik hareketlerle navigasyon yapabilirsiniz. Menüler arasında gezinebilirsiniz. Arkaya bakmaya devam edelim. 6.1 megapiksel Carl Zeiss optikli bir kamera var ve LED flash yine dikkat çekiyor. Nokia logosu, çeşitli aksesuarlar için konmuş bir 3 noktalı konektör var. Hoparlör, telefonun bir yüzey konumunda iyi bir ses çıkışı sunması için biraz özel olarak tasarlanmış, yere yerleştirilmiş. Alta baktığımızda micro USB portu ve mikrofonu görüyoruz. Bu şekilde bir donanım, ara birim yerleşimi söz konusu Nokia Lumia 820'de. Windows Phone 8 işletim sistemi çalışıyor dedik Lumia 720'de ve yine bu işletim sistemi içerisinde Nokia'nın çeşitli özel uygulamalarını görüyoruz. Here harita uygulaması var, sürüş var. Bunun dışında yine Nokia'nın çeşitli uygulamalarının da telefonda yüklü geldiğini görüyoruz. Nokia Glenmi bunlardan bir tanesi. Önde yer alan 1.3 megapiksel kamerayla portre fotoğrafınızı çekebilir. Bunlara çeşitli efektler yükleyerek ortaya ilginç şeyler çıkarabilirsiniz. Yine Windows Phone mağazada Nokia özel bölümde birçok Nokia uygulaması veya Nokia'nın iş ortaklarının sunduğu uygulamalar Nokia Collection bölümü altında listeleniyor. Görmüş olduğunuz gibi indirmediğimiz veya indirdiğimiz uygulamalar burada. Telefonu bayağı bir uygulama yükledik doğrusunu söylemek gerekirse. Nokia Collection üzerinde gördüğünüz gibi birçok uygulama var. Bunun dışında yine Windows Phone 8 platformunun da geçen gün daha da zenginleştiğini ve yeni uygulamaların teker teker bu mağazaya geldiğini görüyoruz. Yine şu anda telefonu Turkcell'le kullanıyoruz. Zaten Turkcell bir kampanya dahilinde bu telefonu sunuyor. Turkcell market
adı verilen bir bölüm var ve burada da görmüş olduğunuz gibi Turkcell'in tavsiye ettiğim kendi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli uygulamaların yer aldığını görüyoruz. Bunları telefonu yükleyebilirsiniz. Tabii bunun dışında yine Microsoft Office uygulamaları, Word, Excel, PowerPoint var. Bunun dışında yine çeşitli multimedya uygulamaları var. Görmüş olduğunuz gibi yüklediğiniz uygulamalar alfabetik olarak gösteriliyor. Kamera uygulamaları, Nokia Glenmi dışında yine panorama uygulaması veya başka uygulamalar, akıllı çekim uygulamalarını indirip kullanabilirsiniz. Sinemagraf uygulaması var. Onu da mağazadan indirip kullanmanız mümkün. Yani Lumia 720'yi satın alanlar Windows Phone mağazada ister Nokia'nın sunduğu, ister Turkcell, Microsoft gibi yazılımcıların sunduğu çeşitli uygulamaları bulacaktır. Bunun dışında nelerden bahsedebiliriz? İnternet tarayıcısının performansı oldukça iyi zaten. Windows Phone 8 platformunun en beğendiğimiz yanlarından bir tanesi internet tarayıcısı ve Lumia 720'de de internet tarayıcısının iyi bir performans sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaptığımız testlerde de bu telefonun fena bir benchmark puanı almadığını söyleyebiliriz. O benchmark puanı da teknoblog.com'daki incelemede görebilirsiniz. İşte Teknoblog'un mobil sayfası da bu şekilde açılıyor. Responsive tasarımlı sayfada yeni tasarımda bu şekilde açılıyor. Devam edelim. Kamerasından da bahsedelim. Kamerasını hemen şöyle açalım. Kamera arayüzü aslında alıştığımız kamera arayüzü, görmüş olduğunuz gibi Windows Phone 8'den alıştığımız o kamera arayüzü. Lensler bölümünde yine Nokia'nın lenslerini görüyoruz. Tabii yine Windows Phone mağazadan yükleyip kullanabileceğiniz başka lensler var. Video çekimi maksimum 6 megapiksel söylediğimiz gibi, ancak video tarafına baktığımızda fotoğraftaki çözünürlüğe rağmen videonun 720p ile sınırlı tutulduğunu görüyoruz. Hemen şöyle videoyu da göstereyim, video ayarlarını. Evet, baktığımızda en yüksek kalitenin 720p olduğunu görüyoruz. Tabi burada da biraz 1 GHz'lik Qualcomm Snapdragon işlemcinin kısıtlamaları söz konusu olabilir. Teknik özellikler açısından baktığımızda Lumia 720 1 GHz işlemci barındırıyor, çift çekirdekli. 512 MB RAM var. Bu gibi özellikler var. Aslına baktığımızda Lumia 620 ile Lumia 720 hemen hemen aynı teknik özellikleri barındırıyor. Tüm bunlar Nokia Lumia 720 ile ilgili söyleyeceklerimiz. Daha detaylı İnceleme için teknoblog.com'daki inceleme yazısına bakmanızı tavsiye ederim. Orada Lumia 720 ile çekilmiş olan fotoğrafları da bulabilirsiniz. Aynı zamanda karşılaştırmalı benchmark sonuçları ve diğer noktalarda anlatılıyor. Sizleri teknoblog.com'daki inceleme yazısına bekliyoruz. Şimdilik bu kadar.